Bir Türk için Japonya'ya gitmek kolay mı? İhtimal nedir? Gitmek için hangi özelliklere sahip olmak gerek? Diye bir soru geldi arkadaşlar. Bir Türk olarak Japonya'ya gelmek için... Merhaba arkadaşlar. Konnichiwa minasan. Geçen gün dışarıda gezerken Şişe T-shirt ismindeki bir kıyafetle karşılaştım. Şöyle arkadaşlar, şişe içerisinde T-shirt'i koymuşlar. Böyle şişe T-shirt, Botoro T-shirt'si olarak satmaktalar. Çeşitli desenleri vardı. Ben Kimetsu no Yaiba T-shirt'i aldım. Çünkü çok sevdiğim bir anime olduğu için izlemeyen varsa tavsiye ederim. Şöyle Botoro T-shirt'i denilen bir tane T-shirt, işte kıyafet kutusu mu yapmışlar, konsepti mi yapmışlar diyeyim, yapmışlardı. Hemen aldım. Şöyle açalım arkadaşlar. Nasılmış? Şöyle şişenin içerisinde koymuşlar. Kapağı var şöyle içerisinde. T-shirt'imiz, hemen çıkaralım bakalım nasılmış. Çaçan. Şöyle şişenin içerisine koymuşlar, plastik şişe. Şöyle koyuyoruz ve açalım. Şöyle tişörtümüz çıktı arkadaşlar. Umarım üzerim olur. M aldım. Şöyle açtık arkadaşlar. Şöyle çıkardım. Üzerine yazıyı böyle bir kağıtla kaplamışlar. Şunu da çıkarıyorum şöyle. Tişörtümüz şu şekilde. Arkadaşlar, Kimetsu no Yaiba var üzerinde. Hemen bir deneyelim nasıl olacak. Şöyle hemen giydim arkadaşlar. Bence fena olmadı. İyi ki de M almışım dedim. Böyle yeni çıkan Battle tişörtlerden. Son zamanlarda bayağı var etrafta. Eğer ki ilgisini çeken olursa bakabilir. Evet arkadaşlar, bugünkü bu videonun konusu soru ve cevap. Daha önce Instagram üzerinden çok fazla soru cevap videosu yap diye istek alıyordum ama elime girmiyordu. Neyse ki zaman bulabildim. Öncelikle arkadaşlar, Instagram üzerinden, YouTube üzerinden soru sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Hemen sorulara geçeceğim ama önce kendimi bir tanıtayım dedim tekrardan, belki bilmeyenler vardır diye. Merhabalar, ben Güneş. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ankara Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı mezunuyum. 3. sınıftayken değişim öğrencisi olarak bir yıllığına Tokyo'daki bir üniversitede okudum. Daha sonra Türkiye'ye döndüm ve üniversiteden mezun oldum. Diğer yıl ise MEX dediğimiz bu Japon Teknoloji Milli Eğitim Bakanlığı sanırım. Dan burs kazandım. Daha sonra tekrardan Osaka'ya geldim. Osaka'da arkadaşlar, Osaka Üniversitesi diye bir üniversite var. Bu üniversitede bilişsel dil bilimi üzerine yüksek lisans, yani master'ımı yaptım. Bu bir yıl araştırma öğrencisi olarak, 2 yıl ise master olarak okudum. Yani 3 yıl öğrencilik yaşamım sürdü. 1 yıl Tokyo, yani toplam 4 yıl oldu. Daha sonra 2015 yılında mezun oldum ve 2015 yılında bir reklam ajansında şirkete girdim. 3 yıl boyunca orada çalıştım. Ne iş yaptım diyeceksiniz? Bir dergiden sorumluydum. Editörü gibi hani. Hem böyle o dergi için çeşitli ülkelere gidip tanıtımını yapıyordum. Hem de kendim de işte makale yazıyordum, çekimlere katılıyordum vesaire. Çeşitli şeyler yaptım. Daha sonra ise 2018 yılında işimi değiştirerek bir tane devlet organizasyonunda işe girdim. Orada da bir yıl boyunca çalıştım. Daha sonra da kendi işimi kurmaya karar verdim ve kendi şirketimi kurdum. Özellikle Japonya'da yaşayan yabancılara iş bulma üzerine şirketimi kursam da nedense onunla ilgili olmayan farklı şeylerden bana sorular, işte işler gelmeye başladı. Mesela sunuculuk, çevirmenlik, öğretmenlik, seminer hocalığı, reklam, danışmanlık gibi çeşitli teklifler geldi ve ben de bunları değerlendirerek işte çeşitli bana mantıklı gelen şeyleri yapmaya başladım. Yine aynı şekilde geçen yıl belediyeden teklif geldi Türkiye ile aralarını yapmak için. Hani böyle sanki kardeş şehir mi diyoruz, öyle bir program varmış. Onun işte bu Türkiye ile o şehir arasında yazışmaları yapmam için bir teklif geldi. Ben de bunu kabul ettim. Şu anda haftada 3 kere, her gün değil haftada 3 kere oradayım. Diğer artan kalan da işte hem işte kendi yapmak istediklerimi hem de kendi şirketim üzerinde olan işleri yapmaktayım. Yine aynı şekilde son olarak Osaka Üniversitesi'nde tanıştığım bir Japon ile 2018 yılında evlendim. Hobi olarak Aikido ve YouTube ve Instagram yapmaktayım. Bilenler biliyordur zaten. Şimdiye kadar takip edenlere, abone olanlara çok teşekkür ederim. Etmeyenlere de çok teşekkür ederim.
Hemen sorulara geçelim. Arkadaşlar öncelikle tonlarca soru geldiği için çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince hepsini yanıtlamaya çalışacağım. Öncelikle 100 tane soru seçtim arkadaşlar. Eğer ki sorunuz seçilmediyse ve cevaplamamı istiyorsanız lütfen yorum bölümüne yazmayı unutmayın. O zaman hemen sorulara geçelim. Sorular için arkadaşlar eşim pek fazla Türkçe'yi bilmiyor ama eşim soruları soracak, ben de cevap vereceğim. Çünkü evde bir tek eşim olduğu için tek başıma konuşmak istemedim dedim. Hani böyle bir röportaj gibi olsun, söyleşi gibi olsun diye. O soracak, ben cevap vereceğim. Bakalım nasıl olacak. Kimas. Hay. Bütün Japon paralarını gösterdiğini ve ne kadar olduğunu söylermişim. Okey. Yani bütün Japon paralarını gösterir ve ne kadar olduğunu söyler misin diye bir tane sorumuz var. İlk sorumuz arkadaşlar Japonya ile ilgili, genel olarak Japonya ile ilgili sorular. Öncelikle arkadaşlar en küçük para birimimiz, şöyle görebiliyor musunuz? 1 yen en küçük para birimimiz 0.06 liraya denk gelmekte. Şöyle küçücük bir para 1 yen. Devam ediyorum. Bunun üzerinde ise 5 yen bulunmaktadır arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 5 yen arkadaşlar 0.30 liraya denk gelmektedir. Hani 30 kuruş mu oluyor acaba? Denk gelen bir para birimi 5 yen. Devam ediyorum. Sırada ise 10 yenimiz var. 10 yen şu şekilde arkadaşlar, bu da 0.60 liraya denk gelmekte. Yani 60 kuruş gibi diyebiliriz. Hemen devam ediyorum. Sırada ise 50 yen. 50 yenin ortasında şöyle bir boşluk var. 5 yenin de ortasında boşluk vardı. 50 yen arkadaşlar, 50 yen 3 liraya denk gelmekte arkadaşlar. Devam ediyorum. Sıradaki 100 yen. 100 yen şu şekilde olup 6 liraya denk gelmekte. Devam ediyorum. Sırada ise 500 yenimiz var. 500 yen ise şöyle kocaman olup 32 liraya denk gelmekte arkadaşlar. Bozuk paralarımız bu kadar. 1 yen, 5 yen, 10 yen, 50 yen, 100 yen ve 500 yen olmak üzere 6 tane bozuk paramız bulunmakta. Kağıt paramız ise genelde 3 çeşit bulunmaktadır arkadaşlar. İlk kağıt paramız 1000 yen. Belki görmüş olanlar vardır. 1000 yen şöyle arkadaşlar. 1000 yen 64 liraya denk gelmektedir. Şöyle gösteriyorum 1000 yeni. Bunun üzerinde arkadaşlar 5000 yen bulunmakta. Şöyle ön arkasını göstereyim. 5000 yen ise 320 liraya denk gelmekte. 1000 yen 64 lira. 5000 yen 320 liraya denk gelmekte. Daha sonrası en büyük para birimimiz 10.000 yen bulunmakta. 10.000 yen 640 liraya denk gelmekte. Yani 3 tane kağıt paramız, 6 tane ise bozuk paramız bulunmakta. Yine aynı şekilde 2000 yen, şunun yani 2 katı olan bir para birimi var ama hemen hemen hiç kullanılmıyor. Genelde sanırım Okinawa bölgesine gittiğinizde 2000 yen bulabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde yurt dışında döviz bürolarında bu 2000 yen var. Çünkü genelde Japonya'da 2000 yen pek fazla kullanışlı değilmiş. O yüzden genelde Japonlar 2000 yeni pek fazla tercih etmiyor ki bulamazsınız hiçbir yerde zaten. O yüzden eğer 2000 yen bulursanız bence saklayın derim. Bu kadar. Animeler için ayrı bir cadde veya kafe var mı? Tamam. Diğer sorumuz, animeler için ayrı bir cadde veya kafe var mı? Hemen cevap verelim. Var tabii ki. En büyük, en önemli olanlar Tokyo'da Akihabara Caddesi ve Osaka'da Nipponbashi denilen yerde genelde animeler için böyle bir sürü işte restoranlar var. İşte animelerin bu eşyalarını satın alabileceğiniz, işte bu figürler dediğimiz kıyafetleri satın alabileceğimiz dükkanlar dolu. O yüzden Tokyo'daki Akihabara veya Osaka'daki Nipponbashi'yi size tavsiye ederim arkadaşlar. Hay. Ne gelişmez? Bence fiyatlar yazarken bile cinsinden yazmamalısınız. Çünkü insanlar gelir durumunu bilmediği için ülkeyi çok pahalı olarak あるいらやびりるどう?
Çünkü neden diyeceksiniz? Anlaşılır olması için yapıyorum. Genelde çünkü 100 yen desem de 50 bin yen desem de anlaşılamayabilir diye düşünüyorum. Çünkü mesela dolar için de, gerçi dolar için bilgimiz var ama hani hiç bilmediğimiz bir para biriminden biri bize bir şey söylediğinde anlayamayabiliyoruz. Hani ucuz mu pahalı mı diye. O yüzden söylerim ama anlaşılır olsun diye söyledim ama tamamen doğru diyorsunuz. Paranın değeri Türkiye'de ve Japonya'da farklı olduğu için yanlış anlaşılmalar neden olabilir. Ama Japonya'nın geliri de tabii ki buna göre olmakta. O yüzden ki zaten geçen gün Japonya'da maaşlar videosu çektim ki insanların gelirleri ne kadar az çok bir fikriniz olsun diye. O yüzden eğer ki Japonya'daki gelirlerle ilgili videoyu izlemek isteyen olursa yukarıya linkini koyuyorum. İzleyin lütfen. Evet arkadaşlar, diğer sorumuz, eşim biraz yoruldu okumaktan, o yüzden şu anda dinleniyor. Ben devam edeceğim. Diğer sorumuz şöyle arkadaşlar, Japonya'da ırkçılık ne kadar yaygın? Müslümanlara ve Türklere özellikle. Arkadaşlar bu konuyla ilgili herkesin bence kendine özgü cevap şekli vardır ama bana göre, benim için, ben genelde hissetmedim arkadaşlar bana karşı olan bir ırkçılığı. Zaten olsa bile sanmıyorum ki Japonlar bunu belli etsin. Genelde zaten sizin yüzünüze söylemiyorlar böyle şeyleri. Yani düşünüyorlar ama sadece düşünmekle kalıyor. Pek fazla göstermiyorlar bunu. Ben hissetmedim. O yüzden eğer ki hisseden biri varsa lütfen yorum olarak yazsın. Hep beraber öğrenelim. Zaten biri bana ırkçılıkla ilgili bir şey söyleseydi ben onu iyiye yorumlayıp hani belki bu kişi eskiden bir yabancı tarafından mesela aldatılmış veya kötü davranılmış olduğu için şu anda böyle düşünüyor diye belki ben onu iyiye yorumlarım diye düşünüyorum ki zaten çünkü değmez hani. Çünkü her yerde çok garip insanlar var. Değmez hani sizin üzülmenize, bunun hakkında düşünmenize diye düşünüyorum. Bir Türk için Japonya'ya gitmek kolay mı? İhtimal nedir? Gitmek için hangi özelliklere sahip olmak gerek diye bir soru geldi arkadaşlar. Bir Türk olarak Japonya'ya gelmek için bu öncelikle ne için gelmek istediğinize bağlı. Eğer ki sadece gezmek için gelmek istiyorsanız dediğim, daha önceki vize videomda dediğim gibi 3 aya kadar vizeye gerek yok. 3 aya kadar istediğiniz gibi gelip çıkabiliyorsunuz. Bir tek pasaportunuz yeterli oluyor. O yüzden eğer ki gezmek istiyorsunuz sadece bir pasaport çıkartıp yanınıza da biraz para alıp, biraz değil bayağı bir para alıp uçak bileti alıp direkt gelebilirsiniz diye düşünüyorum. Yani özelliğe ihtiyacınız olmaz ama eğer ki çalışmaya başlamak istiyorsanız dediğim gibi vizeye ihtiyacınız olacak. O yüzden öncelikle bir işi bulup daha sonra gelmenizi tavsiye ederim. Yine öğrenci olarak gelmek için üniversite veya dil okuluyla anlaştıktan sonra gelmenizi tavsiye ediyorum. Yani özel bir özellik olmasına gerekmez. Yani bir Türk için Japonya'ya gitmek bence kolay. Diğer ülkelerle aynı şekilde kolay veya zor. 6. sorumuz, Japonya'ya yaşamak için gidenlere hangi şehirde yaşamalarını önerirsiniz diye bir soru geldi arkadaşlar. Bu konuyla ilgili bana çok fazla soru geliyor ama bence Osaka, Fukuoka ve Yokohama'yı tavsiye ediyorum. Bu şehirler ne çok pahalı ne çok kalabalık bence. Tabii ki daha böyle bir kırsal alanlara da gelebilirsiniz. Mesela işte Aomori'dir, mesela bilmiyorum Fukushima'dır, Sendai'dir, üstlerden söyledim. Alttan mesela başkan olur, Yamaguchi'dir. Öyle yerlere de gidebilirsiniz tabii ki ama bu dediğim Osaka, Fukuoka, Yokohama hem hani İmkan olarak çok fazla imkanınız var. Mesela Yokohama için dibinde Tokyo olduğu için direkt Tokyo'ya gidebilirsiniz. Fukuoka'da şu anda çok fazla gelişmekte olan bir şehir. Belediyesi elinden geleni yapmakta. Çok eğlenceli olduğunu düşünüyorum ki Osaka benim yaşadığım yer. Osaka'yı ben tek geçerim. Gerçekten Osaka çok güzel bir yer bence. Hem Tokyo kadar kalabalık değil hem de bütün imkanlar bulunmakta. Hem de yiyecekleri çok ucuz ve lezzetli. Yine insanları çok içten, çok böyle yardımsever oluyor genelde Osaka'nın insanları. Hem de arkadaşlar her şeyi yani bu Osaka'da bulabiliyorsunuz. İki tane bölgesi var. Bir Kita bölgesinde Umeda, güney bölgesinde ise Namba diye iki tane büyük merkezi var. Bu merkezde her şeyi bulabiliyorsunuz. Zaten Umeda'ya gittiğinizde bütün alışveriş merkezleri, restoranlar, her şey orada. Namba'ya gittiğinizde gece kulüpleri, işte böyle barlar vesaire, hani gece eğlenmek isteyen olursa Namba'ya gidebilir. Yani biraz daha genç kesim Namba'ya takılıyor genelde. O yüzden hani her şeyin elinizin altında olabileceğiniz yer. Yine Osaka Üniversitesi dediğimiz Japonya'daki en büyük 3. üniversite olan
üniversite burada bulunmakta. Kyoto Üniversitesi yine çok yakında var. Kyoto, Nara, Wakayama gibi çeşitli şehirlere de veya Nara gibi söyledim mi Nara'yı? Gibi çeşitli şehirlere de 1-2 saatte gidebiliyorsunuz. Yine arkadaşlar Kansai Airport dediğimiz havaalanı çok yakında bulunmakta ki Osaka'nın içerisinde bu. O yüzden iki tane zaten airport var. Itami ve Kansai denilen iki tane havaalanımız var. O yüzden hani uçuşlar için de bir sorun olmuyor ki hızlı tren de tabii ki Osaka'dan kalkmakta. Yine aynı şekilde arkadaşlar Tokyo'da insanlar çok fazla olmasına rağmen Osaka o kadar değil ama Japonya'daki en büyük ikinci şehir Osaka diyorlar. O yüzden Tokyo değilse Osaka diyeceğim ki zaten bence Tokyo değil, Osaka daha iyi. Hemen arkadaşlar 7. sorumuza geçiyoruz. Japonya'ya gittiğimizde bizi ülkeye almamaları nedeni var mı? Sınırda kalma olasılığımız kaç? Bunu arkadaşlar vize videosunda daha önce avukatla beraber anlatmıştık. Demiştik Türk veya işte başka ülke fark etmiyor. Bazen bu havaalanındaki görevli size bakıp da yok girme veya gir diye karar ver diyor oluyor. Bununla ilgili nasıl karar veriliyor biz de bilmiyoruz ama bu havaalanındaki kişi size şöyle bir bakıp mesela eğer ki öğrenci için geldiyseniz, öğrenci olarak geldiyseniz hani mesela okulunuz belli mi veya işte nerede kalacağınız belli mi? Bunlara da bakabilir veya işte diyelim ki turist olarak geldiniz. Gerçekten turist olarak mı geldiniz yoksa çalışmak için mi geldiniz diye şöyle size bakıp işte sizin bilgilerinize bakıp karar verdiği oluyormuş. Eğer ki bugüne kadar hiçbir suç işlememişseniz Japonya'ya gerçekten iyi niyetlerle dediğim hani mesela işte turist vizesiyle gelip çalışmak gibi kötü amaçlarınız yoksa sanmıyorum ki sınırda kalasınız. O yüzden yani normal hayat sürüp pek fazla buna da kafa takmanıza gerek yok bence. Bu arada daha önceki vize videomu izlemek isteyen olursa aşağıya linkini koyuyorum. Lütfen izleyin. Güneş Hanım. Efendim. Japonya'da hangi sporlar ünlü? Japonya'da hangi sporlar ünlü? Japonya'da arkadaşlar kesinlikle beyzbol çok ünlü bir spor arkadaşlar. İkinci olarak futbol. Bizde tabii ki futbol ünlü ama Japonya'da genelde beyzbol, her yerde beyzbol aşırı bir şekilde ünlü bir spor dalı arkadaşlar. Kim adresi ne? Japonya'da nerede yerleşmek istiyorsak ne gibi işlemleri gerekiyor? Okey, Japonya'da yaşamak için ne gibi işlemler? Bu yine daha önce dediğim gibi ne için hani buraya geleceğinize bağlı bir olay. Yerleşmek derken hani kalıcı oturma izni değil herhalde. Ben de mesela yerleşmiş sayılırım ama kalıcı oturma iznim yok. Öncelikle mesela çalışmak için gelecek olursanız işlem olarak çalışma vizesini almak için arkadaşlar Japonya'daki bir iş, bir şirketle anlaşmış olmanız gerekiyor. Yine aynı şekilde dil okulu veya üniversite için de dil okulu veya üniversiteyle anlaşmanız gerekiyor ki size vize versinler. Çünkü Japonya'da vize çok büyük bir sorun ki zaten anlarsınız yurt dışında yaşayanlar için vize bence en büyük sorun bence. O yüzden bu vizeyi nasıl alabilirsiniz? Bence bunu düşünün. Hani okula geleceksiniz, üniversite bulmak gerekiyor. Çalışmak için şirket bulmanız gerekiyor. Veya işte bir Japon sevginiz varsa tabii ki yine eş vizesiyle gelmeniz mümkün. O yüzden ileride yaşamak, yerleşmek istiyorsanız hani nereyle, ne yapacağınızı önce karar verip o işi yapabileceğiniz yerle anlaşmanızı tavsiye ederim. Bize armadan Türk olarak ne kadar karar biliriz ya da kalabilir miyiz? Tabii ki kalabilirsiniz arkadaşlar. Vize almadan Türk olarak 3 ay boyunca kalmanız mümkün. Sadece bir pasaportunuz olması gerekiyor. O kadar arkadaşlar. 3 aydan sonra da kesinlikle, 3 ay dedim 90 gün tamamen. 90 günden sonra da kesinlikle geri dönmeniz gerekiyor. Eşim yine yorulduğu için dinlenmeye gitti. Ben devam ediyorum. 11. sorumuz arkadaşlar. İnsanlarla tanışırken hata yapmamak için ne yapmalıyız? Tanışma şeklini kısaca anlatır mısınız? Çünkü Japonlar ile karşılaştığımda iletişim iyi kurmak lazım diye bir soru veya yorum var arkadaşlar. Bu konuyla ilgili biraz düşündüm ben. Mesela işte kaba konuşmayın. Hep Japonca öğrettiğimde diyorum. Eğer ki Japonca konuşuyorsanız bu dediğim işte genelde desmas, zaten yeni tanıştığınız bir insan olduğu için genelde desmas, kibar dil kullanın lütfen. Bu animelerde öğrendiğiniz kelimelerden işte kelimeleri kullanırken araştırın önce gerçekten bu kaba mı vesaire mi değil mi diye. Yine bence pek fazla sarılmaya çalışmayın. Genelde sarılmazlar ama bu sizi sevmedikleri anlamına gelmez. Sadece bu kültürlerinde yok. Yine halden anlayın arkadaşlar. Japonlar genelde açık bir şekilde söylemezler.
düşündüklerini sadece belli etmeye çalışıyorlar ama bu da çok fazla zor anlaması. O yüzden eğer ki istemiyorum derlerse üzerine gitmeyin onların. Yine kendinizi tanıtın, işte benim adım böyle, işte ben şuradan geldim, bunları yapmak istiyorum diye kendinizi, adınızı vesaire tanıtıp güvenlerini sağlamaya çalışın gibi şeyler. Japonya'da arkadaşlarla nasıl daha iyi anlaşabiliriz? Tamam, Japonya'da arkadaşlarla nasıl daha iyi anlaşabiliriz sorusu. Bu soruyla ilgili arkadaşlar, öncelikle eğer ki bu Japonya'daki arkadaşlar dediğiniz, tanıştığınız bir Japon ise işte Japonya'daki merak ettiğiniz şeylere sorabilirsiniz. Mesela şöyle bir yemek var ama bu nasıl pişiriliyor, ben de evde pişirmek istiyorum, bu yemeği çok seviyorum gibi sorular sorabilirsiniz. İşte Japonya'daki Hokkaido'ya gitmek istiyorum, sen ne tavsiye edersin veya nasıl gitmeliyim sence diye sorular sorabilirsiniz bence. Yine aynı şekilde hobi edinmek bence çok önemli Japonya'da. Genelde zaten üniversitede kulüpler oluyor, işte çeşitli böyle sporların veya işte bazı kültürel etkinliklerin. Böyle kulüplere katılarak, işte mesela tabii ki çalışanlar için de var bu kulüplerden, bu aynı hobi yapan insanlarla arkadaş olmanız daha kolay arkadaşlar. Çünkü ortak bir yönünüz oluyor en baştan. O yüzden ilk başta bence kendinize bir hobi edinin. Daha sonra bu hobinin yapıldığı yere gidip Japonya'da oradaki kişilerle bence arkadaş olmanız en kolay ve en hızlı şekilde arkadaş olma yolu diye düşünüyorum. Japonya'ya geldiğimiz zaman ilk ne yapmamız? Yemek yiyebilirsiniz arkadaşlar. Çeşitli yemekleri tadabilirsiniz. Çünkü bundan sonra da hani Japonya'ya geldikten sonra her gün kaç öğün yemek yemeniz gerektiği için bu yemekleri bir tadıp keşfedebilirsiniz. Yine arkadaş edinmeye çalışın diye düşünüyorum. Mesela aynı dil okulu veya üniversiteden arkadaşlarla veya aynı şirketteyse şirketteki arkadaşlarla aranızı sıkı tutabilirsiniz. Tabii ki öncelikle telefonla ailenizi arayıp haber verin vardım diye. Ben Japonya'ya ilk geldiğimde Tokyo'daki bir yurtta kalmıştım. Direkt geldim, bavullarımı bıraktım. Sonra aileme telefon açmıştım. Şimdi hatırlıyorum, annem bana şey demişti. Öncelikle hemen her şeyi bırak, hiçbir şeyi düzenlemeden direkt dışarı çık, şöyle bir etrafı gezin, bak neler var, kimler var, ne yemekler yeniliyor, insanlar ne yapıyor, bir böyle bir gözlemle demiştim. Şöyle bir gezinmiştim etraftaki restoranlara girip çıkıp, işte kafelere bakıp, böyle bir işte marketlere gidip neler var neler yok, işte fiyatlar nasıl, bunlara böyle bir gözlemlemiştim. Sonra bir restoranta girmiştim arkadaşlar, hiç unutmuyorum, o akşam evin yakındaki, işte yurdun yakındaki restoranta girmiştim. İlk otur oturmaz bana bir tane miso çorbası vermişlerdi. Bu miso çorbası bizdeki mercimek çorbası gibi, tabii ki tadı veya içindekiler değil. Hani sürekli bu çorba çıkmakta, hani Japonya'da çok fazla klasik bir çorba, miso çorbası çıkmıştı. Daha sonra ben bu miso çorbasını içtiğimde çok fazla tadını beğenmiştim. Ki ilk Japonya gelişimde daha önce tabii sushi vesaire biliyordum ama hani hep bana şey diyorlardı, işte Japonya'da böyle çiğ balık yiyorlar, Japon yemeği çok kötü işte diye böyle bana böyle söylüyorlardı. O yüzden ben böyle Japon yemeğinden aslında pek fazla bir umut, bir beklentim yoktu. O yüzden o miso çorbasını içtiğimde şimdi bile hatırlıyorum, çok güzel gelmişti bana. Direkt sormuştum, Kore wa nan desu ka diye, bu nedir diye. Bana şey demişti, aa bu miso çorbası, bilmiyor musun diye. Hayır bilmiyorum diye böyle bir konuşma olmuştu. Ondan sonra da ben o miso çorbasını şimdi de çok severim. Miso'yu yine aynı şekilde shoyu, soya sos dediğimiz genelde bütün yemeklerde var ki ben bayılırım böyle. Bir sushi yediğimde zaten direkt sushi'yi böyle soya sosuna batırıyorum. Sonra eşim diyor ki, o kadar soya sosuna batırma, çok fazla tuz alıyorsun, öleceksin diye böyle. Ama ben böyle bütün balıkları falan soya sosuna batırıp genelde yiyorum. Neyse, ne demiştik, Japonya geldiğimiz zaman ilk ne yapmamızı önerirsiniz? İşte bir dışarı çıkın, böyle bir gezin, etrafa bakın, neler var, marketler nasıl, ne satılıyor, etrafta hangi tür dükkanlar var gibi şeylere bakın derim. Japonya'ya girişte bizden ev adresi istiyorlar, biz ev kiralayamıyor. Story'de bu işlem için yüz yüze görüşmek lazım demişler ya size. İsek nasıl halledebiliriz? Öncelikle arkadaşlar, bu story, yani Instagram hikayesinde bahsettiğim şey ev satın almakla ilgiliydi. Eğer ki dil okuluna geldiyseniz genelde bu dil okulları size yurt ayarlı, o yüzden o yurda girebilirsiniz. Üniversitelerde aynı şekilde yurtları var. O yüzden gelmeden önce zaten bu belli oluyor sizin nerede kalacağınız. Yine aynı şekilde turist iseniz bile zaten siz otelinizi ayarlayıp geliyorsunuz değil mi? O yüzden Japonya'ya girişte bizden ev adresi istiyorlar. Bu konuyla ilgili hatırlamıyorum ben ilk geldiğimde
gitmemi istiyorlar mıydı? Ama benim de ilk geldiğimde zaten üniversitenin yurdunda kalacağım için zaten üniversitenin yurdunun adresi vardı. Zaten hani Japonya vardığınızda nereye gideceksiniz değil mi öncelikle? O yüzden bence nerede kalacağınız bellidir diye düşünüyorum ama kiralamak, ev kiralamak o kadar zor değil. Tabii ki yabancılar için bazen ev kiralamak zor oluyor. Ev kiralamayan insanlar var yabancılara ama genelde bir sorun olacağını sanmıyorum. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Japonya'da en çok kullanılan uygulama Line uygulaması mı? Bu Line arkadaşlar Türkiye'deki WhatsApp gibi bir uygulama arkadaşlar. İşte bu yazışmalar için kullanıyoruz ki herkes de vardır. Genelde Japonya'da WhatsApp pek fazla kullanılmıyor ki benim de WhatsApp'ımda bir 3 kişi falan vardır. Hiç kullanmıyorum. Line kullanıyorum ben de. Genelde herkes burada Line kullanılıyor. Ama sorumuz en çok kullanılan uygulama Line mı diye sorduğunuzda hemen araştırdım. 2019 yılındaki araştırmaya göre arkadaşlar Japonya'da en çok kullanılan uygulama PayPay. Bu PayPay ne arkadaşlar? Bu elektronik ödeme için olan bir uygulama. Bu PayPay'e siz işte kredi kartı bilgilerinizi kaydediyorsunuz. Daha sonra da bu PayPay'i açtığınızda bir tane QR kod oluyor. Bu QR kodu böyle taratıp direkt sizin karttan parayı çekiyorlar ve alıyorlar. O yüzden bu elektronik ödeme için olan PayPay birinci sırada, ikinci sırada Instagram. Instagram çok fazla kullanılmakta. Facebook'tan da daha çok Instagram kullanılıyor Japonya'da. Yine üçüncü sırada dediğim gibi Line bulunmakta. Yani PayPay, Instagram ve Line ilk 3 sırada bulunmakta. Genel Japonya sorularının son sorusu arkadaşlar. Dil bilmiyorum, Japonya'ya gitmek istiyorum. Öncelikle Japonya'ya gelmek istiyorsanız turist vizesiyle gelebilirsiniz 3 ay boyunca. Hiçbir şekilde vize almanıza gerek yok. Japonca'yı da bilmeniz gerekmiyor. Benim ablam ve ailesi geçen yıl Japonya'ya geldi. O yüzden 15 gün müydü, 1 hafta mıydı? Geldiler, kaldılar, hiçbir sorun yaşamadılar ki Japoncaları sıfır. O yüzden Japonya'ya gelmek için aslında Japoncanızın olması gerekmiyor. Ama dediğim gibi bizim sorunumuz, vize sorunumuz var. O yüzden bu vizeyi almak için mesela işte çalışma vizesini almak için iş bulmanız gerekiyor. İş bulmak için Japonca gerekiyor gibi bir olay. Yoksa turist olarak geleceksiniz, kesinlikle Japonca bilmenize gerekmiyor. Video çok fazla uzadığı için burada kesiyorum ilk videoyu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz ve diğer videoyu da izlemek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Güneşli günler dilerim. Matane! Devam ediyorum. Türk vatandaşı olup da Japonca da bilerek nasıl Japonya'da iş bulabiliriz? Japonya'da en ucuz dil okulu ve en pahalı dil okulu. Japonya'da bir ay turist olarak gezmek ortalama ne kadar tutar? Ne zaman gelebiliriz? Tahmin yürütebilir misiniz? İş bulabilmek için kısa ya da etkili yöntemleriniz var mı? Birkaç bilgi lütfen. Bence arkadaşlar en kısa ve en etkili yöntem